Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CNY70 ve 74 HC14 çipinin nasıl kullanılacağını bu videoda göstereceğiz. Arkadaşlar öncelikle CNY70 ile başlayalım. CNY70, CN70'in bir muadilidir ve aslında kısacası bir çakmasıdır. CN70 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olmaktadır. Fakat tek farkı renkleri, siyah renkleri algılamakta biraz daha zorlanmasıdır CN70'e karşılaştırdığımızda. CN70, CN70'ten çok daha pahalıdır. CN70 yaklaşık 15 lira civarındayken CN70 yani orijinal sensör 60 lira civarında. Bu yüzden CN70 çizgi izleyen robotlarda kullanılabilecek en ucuz ve en kullanımı kolay sensörlerden biri. Fakat bu sensörler maalesef siyah olarak sadece siyah elektrik bandı algılayabiliyor. Ve bu sebep yüzünden iki tane sensörü çöpe atmak zorunda kalmıştım. Sensörler bozuk salmıştım ve çöpe atmıştım. Zaten bu robot çizgi izleyen robot projesinde geç kalmasının sebebi bu. Sorunu bir türlü çözememiştim ve projeyi ertelemiştim. Fakat en sonunda bu CNY70'e bir çözüm bulmak istedim ve odadaki bütün siyah ve beyaz şeyleri sensöre gösterip voltaj okuması yaptım. Ve sadece siyah elektrik bandını algılıyor. Çok enteresan. Buradaki yaptığımız robotun arkasında da iki tane sensör vardı fakat o sensörler düzgün çalışmasına rağmen sadece siyah elektrik bandı algıladığı için ve o zaman da benim elimde siyah elektrik bandı yoktu. Sensörleri bozuk sanıyordum. Ve iki tane sensörü boşu boşuna çöpe atmıştım. Fakat yeni sensörleri taktım. Önceki sensörlerle aynı şekilde çalışıyor ve robot şu anda düzgün çalışıyor durumda. Bunun da videosu yakında gelecek. CNY70'e geri dönecek olursak bu CNY70'i kullanması çok basit. Şu şekilde küçük bir devre şeması yaptım. Şöyle buradaki yaptığımız devre şemasındaki devreyi açarsak gördüğünüz gibi infrared led yanmaya başlıyor CNY70'in üzerindeki. Bu CNY70'in üzerindeki infrared led bir tane 110'luk dirence bağlı. Şöyle CNY70'e öncelikle bir bakalım. CNY70'e bu şekilde baktığınızda yazılı kısmı buraya geleceği şekilde şöyle yazılı kısmını da göstereyim. Burada çizdiğim şematik aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yazılı kısım tam bu tarafa denk geliyor. Fakat CNY70'ten CNY70'e değişebiliyor. Buradaki led şeffaf oluyor genelde. Infrared led. Ve mavi gibi, koyu mavi gibi gözüken de fototransistör oluyor. Yani sensör kısmı oluyor. Ama bazı sensörlerde internette görmüştüm. Koyu kısmı led olan ve şeffaf kısmı fototransistör olanları da görmüştüm. O yüzden buradaki pinout'tan bakarak iki ucuna CNY70'in 3 volt yani 2 tane kalem pil voltajı vererek kamera altında hangi ışığın yanıp yanmadığını test etmeniz lazım iki polaritede de. Çünkü bunu bu sensörün hangi pinlerinin nerede olduğunu anlayabilmenin maalesef tek yolu bu. Sizin sensörünüz ama benimkiyle aynıysa buradaki şematiği çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki şematik aynen bu şekilde. Buradaki infraredle de şurada yanan infraredle de 110'luk bir direnç bağlıyoruz artı kutbundan. Ve buradaki fototransistörü de direkt olarak 5 volta bağlıyoruz artı kutbundan. Ve sinyal çıkışında fototransistörün 10 kiloohmluk bir dirençle pull down yapıyoruz. Yani sensörden gelecek ve sensöre giden parazitlerden engelliyoruz. Çünkü bu parazitler bizim ölçüm yapmamızı olumsuz şekilde etkileyebilir. Ve sinyal çıkışımızı da buradan alıyoruz. Buradan almayın. Buradan alırsanız direkt eksiği ölçersiniz ve oradan bir sinyal çıkışı olmayacaktır. Ama buradan ölçerseniz CNY70'in verdiği sinyal çıkışı buradan olacaktır. İsterseniz şöyle bir test edelim. Multimetremizi 20 volta alıyoruz ve şu şekilde pozitif kutbunu multimetrenin devredeki herhangi bir pozitif kısmına bağlıyorum. Çünkü sinyal çıkışı eksi bir şekilde olacak. Ve CNY70'in sinyal çıkışına da eksi probu bağlıyorum. Ve şu anda 4 voltluk bir voltaj veriyorum ben CNY70'e. Ve şu anda 3.6-3.5 volt civarı bir voltaj vermekte. Ve bu sensöre eğer bir beyaz bant gösterirsem gördüğünüz gibi 0.18 gibi bir voltaj vermekte. Ve siyah bir bant gösterirsem gördüğünüz gibi yaklaşık 3.4-3.5 volt civarında. Yani çok bir şeyi etkilemiyor. Normal boştaki verdiği voltajı veriyor. Ama kahverengi bir bant gösterirsem
neredeyse 0 volt veriyor. Yani kahverengi bandı bile beyaz algılıyor. Çok enteresan bir sensör. Ve şurada bu markerla çizdiğim kağıdın üstünde bir siyah bölge var. Şu şekilde göstereyim. Beyaz algılıyor. Neden beyaz algılıyor? Çok enteresan. Sırf bu sebep yüzünden iki tane sensör çöpe gitmişti. Yani 30 lira direkt çöpe. Ama bu da bir tecrübe oldu benim için. Ama çok garip bir şekilde sensör bu markerı beyaz olarak algılıyor. Ve hiçbir şekilde anlamış değilim. Kağıdın beyaz kısmını da gösterirsem yine aynı ölçümü alacağım. Evet, 0 volt. Bu kısmını gösteriyorum. Yine 0 volt. Şimdi fark ettiyseniz sensör gayet güzel bir şekilde siyah elektrik bandını ve beyaz elektrik bandını algılıyor. Zaten biz burada çizgi izleyen robotlara arena yaparken de siyah elektrik bandı kullanacağız. Beyaz bir yüzeyin üzerinde. O yüzden bu çok önemli bir şey değil. Hangi siyah algılaması çok önemli bir şey değil. Siyah elektrik bandıyla zaten çoğu videolarda yapıyorlar çizgi izleyen robotları. Çünkü sensör en ucuz ve en çakma sensörler bir tek bunu algılayabiliyor çok enteresan bir şekilde. Ama fark ettiyseniz yine ölçümleri tekrar yaparsak bu sinyal dijital değil. Analog bir sinyal. Bakın mesela siyah band gösteriyorum 3.7'ye düşüyor, çekiyorum 3.96'ya çıkıyor. Kahverengiyi gösteriyorum beyaz olarak algılıyor. Ve kaç 1 volta düşüyor, 1.5 volta düşüyor, 2'ye çıkıyor, 0'a iniyor, 97'ye iniyor, 1'e iniyor. Analog bir sinyal, dijital değil. Beyaz gösteriyorum, 0.14'e iniyor, 19'a iniyor. Biraz daha yükseltiyorum beyaz bantı, 0.9'a çıkıyor, 7'ye iniyor, 1 volta çıkıyor. Böyle yani biçimsiz bir sinyal, yani analog bir sinyal. Bizim bu sinyali Arduino ile kolay bir şekilde kullanabilmemiz için dijitale çevirmemiz lazım. Tabi analog sinyali de direkt olarak Arduino'ya verebiliriz. Çünkü Arduino'nun 10 bitlik bir ADC'si var. Ve analog pinlerinden analog read komutuyla çok kolay bir şekilde bunu da yapabiliriz. Ama voltaj aralığını öyle bir ayarlamanız lazım ki robot ona düzgün bir şekilde tepki verebilesin. Ama bununla uğraşmak yerine SN74HC14 diye bir çip devreye giriyor ve bu çipi kullanarak çok kolay bir şekilde dijital bir sinyal alabiliyoruz. Bu bir dijital sinyal almak için inverter çipi hem voltajı filtreliyor. Yani 3 voltu işte 3 volt, 3.5 volt, 2.5, 2.8, 3 gibi böyle analog sürekli değişen voltajlara direkt olarak 4 volt yapıyor. Çünkü biz burada 4 volt kullanıyoruz ama siz 5 kullanıyorsanız direkt 5 volt yapacaktır. Ve 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.14, 0.15, 0. bilmem kaç. Bu sinyalleri de direkt olarak 0 yapıyor. Ama bu sinyalleri 0 yapmakla kalmıyor. Aslında tam tersine çeviriyor. Çünkü dediğim gibi bir inverter çipi bu. Yani 3. bilmem kaç voltajları 0 yapıyor. Ve 0. bilmem kaç voltajları 3 ya da 4 volt yapıyor. Çünkü biz burada 4 voltluk bir güç kaynağı kullanıyoruz. Oradan konuşuyorum. Eğer siz 5 volt kullanacaksanız 5 voltu 0 volt, 0 voltu da 5 volt yapacaktır. Fakat İnternette SN74HC14 yazarak bir datasheet'e bakacak olursak şöyle gördüğünüz gibi çipin iç kısmı aynen bu şekilde. 6 tane inverter kısmı var çipin içinde. Bu inverter'ları 6 tane sensör bağlayabiliyoruz maksimum. Burada çipin voltaj girişi var VCC ve eksi girişi var gene de. Buradan 5 volt, buradan da eksi 5 volt veriyoruz ve çip çalışmaya başlayacaktır. Buradan da sinyalimizi veriyoruz. 1A dediği kısmından sinyalimizi veriyoruz ve 1Y'den çıktıyı alıyoruz. Eğer bu sinyalimizi invert etmek istemiyorsak, sadece sinyalin düzgün çıkmasını, dijital olarak çıkmasını istiyorsak, buradan 1Y'den olan çıkışı direkt olarak 2A'ya alıp 2Y'den çıkış alabiliriz. Ve bunu da zaten yapacağız. Arduino üzerinde kodla uzun uzun kod yazmayla uğraşmaktansa böyle bir çipi kullanmak çok daha kolay. Zaten 14 pinlik küçücük bir çip. Zaten her pinini de kullanmayacaksınız. Eğer 6 ya da 3 tane sensör falan kullanmayacaksanız her pinini zaten kullanılmayacak. Şu şekilde breadboard'a takıyorum ve 14. pinini VCC yani 5 volta bağlıyorum. Ve 7. pinini yani gene de pinini de eksi kutbuna bağlıyorum evrenin. Evet şu anda çipin voltaj girişini yapmış bulunmaktayız. Çipe sadece sinyal girişimizi yapacağız. Bu sinyal girişimizi de CNE70'in sinyal çıkış pininden alacağız şu şekilde ve birinci kapıya şu şekilde gireceğiz. Buradan birinci kapıdan direkt olarak çıkış alırsak invert edilmiş bir sinyalimiz olacak. Şu şekilde güç kaynağını tekrar açıyorum. Şöyle
ölçeceğim. Gördüğünüz gibi boştayken sensör normalde 4 volt verirken şu anda 0 volt veriyor. Aynı zamanda çip bu voltajı analogdan dijitale çevirdiği için daha böyle düzgün bir voltaj verecektir. Şimdi beyaz bant gösteriyorum ve neredeyse 4 volt veriyor. 3.9. Uzaklaştırıyorum ve hala 3.9. Gördüğünüz gibi yaklaştırdığım zaman hemen sensör görünce 3.95'e çıkıyor. Ve şu şekilde kahverengi bandı göstereceğim. 3.95. Siyah bandı göstereceğim. 0 volt. Hiçbir şey değişmiyor. Ve beyaz olarak algıladığı markerı da şöyle kağıdın üzerindeki markerı da gösteriyorum ve 3.89, 3.90 yine aynı. Ve beyaz kağıdı da gösteriyorum. 3.95. Evet, şu anda sensörün çıkışı gayet güzel. Analog sinyalden dijital sinyale çevrilmiş durumda. Fakat sinyal dediğim gibi invert edilmiş. Yani tam tersine çevrildi. Şimdi biz bunu sinyalin tam tersine çevrilmiş halini istemiyorsak direkt buradan ikinci kapıya sokarak bu sinyali buradan da ikinci kapının çıkışından yeni bir sinyal alarak bu sorunu çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Bu da şimdi yeni çıkışımız ve gördüğünüz gibi daha önceden de sensör boştayken 4 volt veriyordu. Şu anda da 3.95 volt yani neredeyse 4 volt veriyor. Ve beyaz bandı gösteriyorum. Gördüğü an 0 volt. Siyah bandı gösteriyorum. Hala aynı voltaj. Kahverengi bandı gösteriyorum. 0 volt. Ve siyah bandı dediğim gibi gösterdiğimde hiçbir voltaj değişimi olmuyor. Direkt olarak siyah olarak algılıyor. Beyaz olarak algıladığı markayı yine tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi anında 0 volt. Burada biz iki tane kapı kullanarak orijinal sinyale tekrar çevirdik ve çok güzel bir şekilde çıkış alabiliyoruz SN74AC14'ten. Siz böyle invert edilmemiş bir sinyal istiyorsanız 3 tane sensör kullanabilirsiniz. Ama invert edilmiş haliyle de Arduino ile kullanabilirsiniz ve invert edilmiş haliyle kullanacaksanız da 6 tane sensöre kadar kullanabilirsiniz bu çipi. Ben bu projemde sadece 2 tane sensör kullandım ve invert edilmiş haliyle kullandım. Yani çipin diğer kapılarını kullanmadım. Sadece 2 tane kapısını kullandım. Çünkü lehimleme kargaşası olmasın diye. Hem de Arduino'nun zaten dijital girişlerinden de çok kolay bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Invert edilip edilmemesine rağmen. Şu şekilde gördüğünüz gibi CNY70'in yaydığı infrared ışığını da görebiliyorsunuz kamera altında. Enteresan bir şekilde çoğu Android telefonlar bu ışığı görebilirken iPhone'lar bu infrared ışığı göremiyor. Yani iPhone kullanıcısıysanız başka bir kameradan ya da başka bir Android telefondan bakmak zorunda kalabilirsiniz buradaki ışığa. Çünkü insan gözü de bu ışığı, infrared ışığı göremeyecektir. Son olarak kullanabilmeniz için şu şekilde şematiğe bakabilirsiniz. Burada bir tane sinyal çıkışına pull down direnci olarak 10 kilo, bir tane de 100 ohm LED'e giden akımı sınırlamak için kullandığımız direnç bulunmakta. Evet, CNY70 ve SN74HC14 çipini kullanmak bu kadar basit. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu ve kanalımı diğer elektronikle ilgilenen arkadaşlarınıza paylaşırsanız benim kanalım için gayet faydalı olacaktır. Bugünlük bu video için bu kadar. Başka bir robot projesinde, çizgi izleyen robot projesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.